Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün Belkanto tekniği ne? Belkanto tam anlamıyla neyi ifade ediyor? Ve en önemlisi Belkanto tekniğinde nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunu konuşacağız. İsterseniz hızlıca başlayalım. Belkanto İtalyanca bir aslında kelime, yani güzel şarkı söylemek. Çok büyük bir karşılığı yok. Güzel şarkı söyleyebilme becerisi ve çok en eski teknik olarak da konuşabiliriz. Yani aslında şan tekniğinin, şan eğitiminin temel prensiplerini içinde barındırıyor. Fakat zaman içinde yeni stillerin ve müziğin evrilmesiyle birlikte ses tekniği dediğimiz kavram daha genel bir alana doğru yayılmaya ve dolayısıyla Belkanto da bunun içinde daha küçük bir alan oluşturmaya başladı. Ve Belkanto'yu artık biz operacıların kullandığı, opera sanatçılarının kullandığı bir teknik olarak görebiliriz. Opera tekniğinin iki temel kanunu var. Bunlardan bir tanesi anlaşılabilmek, bir tanesi de duyulabilmek. Yani çok basit bir sebebi var aslında. Döneminde mikrofonlama sistemi söz konusu değil. Mikrofonlama sisteminin olmamasından kaynaklı da büyük salonlarda sanatçıların sesini duyurabilmesi anlamında çok ciddi bir nefes desteğine ihtiyacı var. Çünkü her zaman en arkadaki seyirciyi düşünmek zorunda bir ses sanatçısı sahneye çıktığı zaman bir operacı. Dolayısıyla da bunun içinde çok ciddi bir nefes desteği kullanımı ve beraberinde de çok ciddi bir rezonans kullanımı söz konusu ki Belkanto tekniğinin temel prensipleri arasında sayabiliriz. Kaldı ki operacılarda o gördüğünüz müthiş devasa seslerin sebebi aslında duyulabilmek için büyük salonlarda. Ve ikinci kanun olan anlaşılabilirlik de yine operacıların kelimeleri çok ciddi derecede büyüterek konuşması. Bunun başında aslında hareket kanunu devreye giriyor. Yani sizle ben şu an bu hareket alanında şu hareketi yaptığımda büyüklüğü bu şekilde görüyorsunuz. Ama ben biraz arkaya gitseydim, biraz daha geride olsaydım, daha büyük bir mesafe koysaydım, hareketim şunu yaptığımda en arkadaki seyirci şu şekilde görecekti. Dolayısıyla kelimeler de yine ağızdan çıkarken ağız açıklığı buna bağlı olarak en arkadaki seyirciye daha küçük görünüyor ve kelimeler yuvarlak ve boğuk duyuluyor. Bu tiyatronun da aslında temel bir ses kanunudur ki operada daha büyük bir kanun. Dolayısıyla operacılar vokalleri, yani sesli harfleri çok büyük kullanırlar ve beraberinde de konsonları çok küçük kullanırlar. Çünkü konsonları da sert basarsa keza yine kelimenin anlaşılırlığı bozulur. Dolayısıyla operanın temel kanunu olarak birincisi ağız açıklığı ve ağız içi genişliği söyleyebiliriz. Ki bunun içinde hem rezonans, yani sesin hacimlenmesi, hem de kelimelerin anlaşılabilirliği söz konusu ve bunun yanında bir de nefes desteğinin büyüklüğünü söyleyebiliriz. Operada ses aralıkları çok önemli bir noktada, çünkü ses aralığına göre karakterler yazılmıştır. Yani X bir karakter tenordur, Y karakteri dramatik sopranodur, F karakteri bas baritondur ya da bastır gibi karakterlerin kendi ses aralıkları söz konusu ve siz öyle ben işte şu karakterin şu eserini söyleyeceğim diyemiyorsunuz. Yani bir transpoze durumu çok söz konusu değil. Bunu belki aryantiklerde yapabilirsiniz ama bir operanın şarkısı olan aryalarda bir sahne yaparken bir transpoze söz konusu değil. Transpoze yapamazsınız. Bu çünkü eserin bütünlüğünü bozacaktır. Dolayısıyla bu eserin içindeki bu bölümü ya bir tenor söyleyecektir, eğer tenor partisyonuna göre yazıldıysa, ya da bir bariton söyleyecektir, eğer bariton partisyonuna göre yazıldıysa ve dolayısıyla ses aralığınız çok daha önemli ve kişinin kendi ses aralığını çok iyi şekilde kullanabilmesi gerekiyor. Bunun için de çok iyi bir tekniğe ihtiyacı var ve keza esneyebildiği en iyi yerleri kullanabilmesi gerekiyor. Yani X bir şarkıcı ya da X bir popüler şarkıcı 1,5 oktavlık bir yerde şarkı söylüyorsa, bir operacı 2,5 oktavlara kadar sesini geniş kullanabilir bir eserin içinde. Çünkü eserler böyle yazılmış. Yani bir sese siz bu bir işte solo bir enstrüman, şarkıcı, buna 1,5 oktav bir eser yazalım, melodik bir eser yazalım gibi bir durum yok. Hem intervaller ciddi oranda farklı ve değişkenlik gösteriyor, yani aralıklar.
hem de yine sesin kullanımı kendi içinde çok büyüyebiliyor. Çünkü sizi bir enstrüman gibi görüyor besteleyen kişi ve bestecinin bestelediği o eseri de seslendirebilmek için sanatçının ses aralığını çok iyi kontrol edebilmesi gerekiyor. Genelde yanıldığımız en büyük problemlerden bir tanesi de hem eğitmenlerin şan eğitimini bir belkanto tekniği gibi görüp belkanto olarak gelen şarkıcıları çalıştırması ki bu noktada gelen şarkıcılar belki popüler şarkıcı olabilir, stili ya da caza da dönük olabilir ya da ne bileyim funky yapıyor olabilir, arabesk müzik yapıyor olabilir. Bu tip şarkıcılar önemli değil. Eğer mikrofon şarkıcılığı yapıyorlarsa bazı kanunlardan maalesef uzak durmaları lazım. Ya da gelen şarkıcı tam aksine belkanto tekniği istiyor olabilir. Bir operacı olmak istiyordur, bir opera sanatçısı olmak istiyordur. Ve bunun yanında da eğitmen operaya dönük çok büyük bir belkanto tekniğine sahip değildir. Türk sanat müziği eserleri seslendirmiştir ki işte bu aşamada eğitmenin de tekniğe olan bilgisi çok önemli. Ya da gelen şarkıcının belkanto tekniğini isteyip arzulayıp arzulamadığını iyi kestirebilmek önemli. Eğitmenler için de burada aslında bir parantez açmak lazım. Çünkü belkanto tekniği özünde, yine tekrarlıyorum, mikrofon olmamasından doğan, yani aslında ihtiyaçtan doğan bir teknik. Dolayısıyla da böyle bir tekniğin içinde mümkün mertebe çok ciddi düzeyde doğru prensipleri tespit edip neleri hayatınıza kazandırmanız lazım, nelerden uzak durmanız lazım, hangileri size uyuyor, bunları iyi ayırt edip seçmek gerekiyor. Anlatacaklarım bu kadar. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Benim için önemli. Görüşlerinizi lütfen aşağı yazmayı unutmayın. Ayrıca beğenilerinizi de bekliyorum ve sayfanın devamı için, videoların devamı için abone olmayı asla unutmayın. Hepinize şimdiden iyi çalışmalar, sağlıklı kalın.